14. sorumuzdayız. Bir sınıf öğretmeni sınıfında bulunan 30 öğrencinin düzenli okuma alışkanlığı kazanması için her ay okudukları kitap sayılarına göre onlara hediyeler dağıtmaktadır. Kitap sayılarına göre öğretmenin dağıttığı hediyeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Kitap sayısı 10'dan fazlaysa defter kalem silgi, kitap sayısı 5 dahil 10'la arasındaysa kalem ve silgi, 5'ten küçükse de silgi. Örneğin bir öğrenci 7 kitap okursa hediyesi bir kalem ve bir silgidir. 7 burada değil midir? 7, 7'ye karşılık ne gelecek? Kalem ve silgi. Mart ayında tüm sınıfa dağıtılan hediyelerin %25'i kalemdir. Buna göre dağıtılan hediye sayısı en fazla kaçtır diyor. Şimdi bir öğrenciye 7 kitap okursa hediyesi bir kalem ve bir silgi ise 2 tane öğrenci 7 tane kitap okursa 2 tane kalem, 2 tane silgi olmayacak mıdır? Olur. 3 tane öğrenci sayım 3 olsun. 3 tane öğrenci 7 tane kitap okursa 3 tane kalem, 3 tane de silgi olmayacak mıdır? Olacaktır. Demek ki öğrenci sayısı kaç tane ise kalem ve silgi yani hediye sayısı da aynı oranda artıyor. Doğru mu? Buna göre dağıtılan hediye sayısı en fazla kaçtır diyor. Şimdi benim sınıfımda bulunan 30 tane öğrencim var. Bu 30 tane öğrenciyi şu şekilde isimlendirelim. Şimdi A tane öğrenci 10'dan fazla kitap alsın. B tane öğrenci 5 ile 10 arasında kitap alsın. C tane öğrenci de 5'ten küçük kitap okusun ve bu kadar hediye alsın. Şimdi A, B, C diye ben bunları adlandırdım. Öğrenci sayılarının toplamı neydi? A artı B artı C eşittir 30'du. Şimdi az önce söyledim ya, bir öğrenci 7 kitap okursa hediyesi bir kalem bir silgi. 2 öğrenci 7 kitap okursa 2 tane kalem 2 tane silgiydi. O zaman öğrenci sayım B ise buradan. Buradan ne gelecektir? 2 tane 2 B'lik bir hediye geldi, doğru mu? B tane kalem, B tane silgi. Buradan da ne gelecek? A tane öğrencim var. O zaman A tane defter, A tane kalem ve A tane silgi geldi. Buradan da ne geldi? 3 tane, 3A kadar hediye geldi. O zaman C'ye ne kaldı? C tane öğrencim varsa silgiden ne kaldı? Yani öğrenci sayısı doğru orantılı olacak şekilde ne kadar silgi gelecek? C tane. Buradan da C kadar hediye geldi mi? Geldi. O zaman 3A artı 2B artı C'yi bana soruyor demektir. 3A artı 2B artı C bana nedir diye soruyor. Çünkü hediye sayısı en fazla olsun demiş. Şimdi bunu bulmaya çalışacağım. Bana diyor ki Mart ayında tüm sınıfa dağıtılan hediye sayısı hediyelerin %25'i kalemmiş. O zaman hediyelerin toplamda kalemleri bir hesaplamaya çalışalım. Burada 3 tane A var. 3A toplamdaki hediye sayısına bakıyorum. 2B artı C. %25'i dediğine göre %25 aynı zamanda her tarafı 25'e bölersen 1 bölü 4 demek değil midir? O zaman 4'te 1'i kaleme denk geliyormuş. Doğru mu? Kalemmiş. Bunların 4'te 1'i kalem. O zaman kalemlerimin sayısı kaç taneydi? Burada bir tane kalemim var. Burada da bir tane kalemim var. A artı B tane kalemim var. Başka kalemim yok. Kalemlere B demiştim burada ikinci satırda. Şimdi A artı B tane kalemim var. Ne gelecektir burada? 3A artı 2B artı C eşittir. 4A artı 4B geldi. Buradan 3A'yı bu tarafa aldım. 2B'yi bu tarafa aldım. C ne gelecektir buradan? A artı 2B geldi. C buradan A artı 2B gelecektir. Ben buradaki C'yi şöyle ayırsam A artı B artı B diye ayıramaz mıyım? Ayırırım. O zaman A artı B, şuradaki B'yi aldım bu tarafa attım. A artı B ne gelecektir? C eksi B gelecektir. B'yi aldım, bu tarafa attım, yerlerini değiştirdim, bir şey yok. A artı B eşittir, C eksi B geldi. Şimdi bundan sonra ben normalde ne biliyordum zaten? A'nın, B'nin ve C'nin toplamının 30 olduğunu biliyordum. Öğrenci sayısının 30 olduğunu biliyordum. Şimdi buradan A artı B eşittir, C eksi B olacak şekilde. Ben buradaki şunu şurada bir yerine yazalım. Bir burada yerine yazacağım. Bir de götüreceğim. Burada da yerlerine koyacağım. A artı B eşittir C eksi B olacak şekilde A artı B yerine C eksi B yazdım. Ne gelecektir burada? 2C eksi B eşittir 30 geldi. Yani ne geldi buradan? 2C eşittir 30 artı B geldi. Ben buradaki
Hediyelerin fazla olmasını istediğim için şuradaki C'yi olabildiğince büyük seçmek zorundayım, öyle değil mi? C'ye ben buradan 15 dersem, B'ye buradan 0 kalır mı? Götürdüm burada yerine yazdım, B'ye 0 yazdım, C'ye buradan 15 yazdım. A'ya da ne kaldı toplamı 30 olduğu için A da burada 15 kaldı. Toplamdaki hediye sayısı en fazla kaçtır dediğine göre ben bunu bulmak istiyordum zaten. A yerine götürdüm 15 yazdım. B yerine götürdüm 0 yazdım. C yerine de götürdüm 15 yazdım. Ne gelecektir buradan? 45 artı 15'ten 60 gelecektir. Geldim 15. soruya. 15. soruda aşağıda bir tiyatro oyunu için belirlenen bilet tarifesi verilmiştir. Bilet tarifesinde salon ve balkon fiyat tarifeleri var. Bu oyun için bilet alan bir grup öğrenci, grup seyirci ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Salon bileti alan seyircilerin yarısı öğrenci bileti almıştır. Salon biletine ben 2x diyeceğim. Öğrenci bileti alan x olur mu? Olur. Yarısı da o zaman tam fiyat alır mı? Tam bilet alır mı? Alırlar. Balkon fiyat alan seyircilerin 3'te 1'i tam bilet almıştır. O zaman balkonu da ben 3y dersem, 3'te 1'i tam biletse, yani y'si tam biletse, 2y'si de öğrencidir. Tam bilet alanlar ile öğrenci bileti alanların ödediği paralar birbirine eşit. Tam bileti alanlar ne burada? X kadar kişi, 20 tane. 20 çarpı x. Sonra ne gelecektir? Şuradan tam bilet alanlar neler? Kaç kişi? 16 artı y eşittir dedim. Buradan öğrenci bileti alanlar ne kadar olacaktır? 15 çarpı x gelecek. Buradan da ne gelecektir? 12 çarpı 2y gelecektir. Buradan işlemlerimi yaparsam 15x aldım, bu tarafa attım, 5x geldi. 16y'yi aldım, bu tarafa attım. Şunun toplam çarpımı nedir? 24y. 16y'yi bu tarafa atarsam ne gelecek? 8y geldi. Şimdi bunların birbirine eşit olabilmesi için x'i ben 8k seçtim. Y'yi ben buradan da 5k seçtim. Bu gruptaki kişi sayısı en az kaçtır diyor. Gruptaki kişi sayısı 2x artı 3y değil miydi? Bunun en az olmasını istiyorum. X'e ben buradan 8 demiştim. X'e götürdüm buradan 8K yazdım. Y'ye götürdüm buradan 5K yazdım. Ne gelecektir? 16K, 2 çarpı 8K'dan 16K artı 15K'dan 31K derim. K ya da 1 dersem cevabım 31 olacaktır. Geldim 16. soruya. Yabancı dillerde yazılan eserlerin Türkçe çevirisinin yapıldığı bir ofiste çalışan Arif ile Bilge'nin Almanca ve İngilizce yazılan eserlerin bir sayfasını Türkçe'ye çevirme süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Arif 180 sayfadan oluşan İngilizce yazılmış bir eserin, Bilge de 300 sayfadan oluşan Almanca yazılmış bir eserin çevirisine aynı anda başlıyorlar. Elindeki işi ilk bitiren hiç vakit kaybetmeden arkadaşının yardıma gidiyor ve kalan sayfaları paylaşarak çeviri işini aynı anda bitiriyorlar. Şimdi Arif buna göre diyor bu iki eserin çevirisi kaç saat sürmüştür? Şimdi Arif Almancadan Türkçe'ye 3 dakikada, İngilizce'den Türkçe'ye de 4 dakikada. 180 sayfadan oluşan İngilizce yazılmış bir eseri çeviriyorsa o zaman 180 sayfa burada olacaktır, öyle değil mi? 180 çarpı 4 dakikada kaç dakikada bu çeviriyi yapar? 720 dakikada bu çeviriyi yapar. Bilge de 300 sayfadan oluşan Almanca yazılmış bir eser diyor. Almanca yazılmış eser her bir sayfa 6 dakikadan çeviriyorsa 300 sayfayı kaç dakikada çevirecektir? 1800 dakikada çevirecektir. Şimdi bana diyor ki Arif Bilge'ye bu durumda hangisi önce bitirirse diğeri ona yardımına gelecekse o zaman Arif 720 dakikada kendi işini bitiriyor. Bilge de 720 dakika üstünde olduğu için 1800 dakikada işini bitirdiği için ne olacak? Arif Bilge'ye yardım edecektir. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi 720. dakikada Arif işini bitirdiğinde Bilge kaçıncı sayfada? Önce bir onu bulalım. Bir sayfayı 6 dakikada yapıyorsa 720. dakikayı yaptığı anda kaçıncı sayfada olur ona bakacağız. 6'ya böldüm, 120. Demek ki 120. sayfadaymış. Geriye 120 tane sayfası kalmıştır bunu Bilge'nin. O zaman eser Almancadan Türkçe'ye çevirme eseri. O zaman Arif 3 dakikada 120 sayfa. O zaman Bilge de 6 dakikada 60 sayfa yapacaktır. Çünkü neden? 720 6'ya böldüm. 120. sayfada olduğu için
Toplamda 180 sayfası var. Yapılacak sayfa sayısı 180. O zaman Arif 3 dakikada, Bilgi 6 dakikada yapıyorsa K'ya 2K'lık bir oran var. 6 dakikada yapan bir kişi o zaman daha yavaş yapmaz mı? Yapar. 180'i o zaman ben 2K artı K'dan 3K'ya eşitlersem 60 eşittir K gelmeyecek midir burada? O zaman demek ki Arif bu işi 60 dakikada yapacak, Bilge de bu işi 120 dakikada yapacak. Bunları şuralara yazalım. 60 dakikada yapacak, bu da 120 dakikada yapacak. Şimdi o zaman Arif'in yaptığı işe bakıyorum. 3 çarpı 120'den 360 dakikada bitti. Bilge'nin yaptığı işe bakıyorum. 6 çarpı 60 dakikadan, her bir sayfayı 60 dakika yaptığına göre ne gelecektir burada? 360 dakika gelecektir. Aynı anda bitirdiği içi 360 dakikada yine aynı şekilde denk geldi. O zaman ben yine ne yapıyorum? 720 benim toplamdaki geçen dakikamdı. 720 artı 360 dakika. ...1080 dakikada o zaman saat cinsinden ben hesaplarsam 1080 dakika bölü 60'tan ne gelecektir burada? 6, 48, 18 saat gelecektir. Netinci örneğimize bakalım. Birim karelerden oluşan aşağıdaki mavi, sarı, kırmızı ve yeşil renkli 4 yapboz parçası şekildeki 3x5 birim kareden oluşan yapboz tahtasına tahtanın tamamını kaplayacak biçimde yerleştirilecektir. Buna göre bu yerleştirme işlemi kaç farklı biçimde yapılabilir? Şu kırmızıdan başlamak istiyorum. Başlıyoruz. Şimdi kırmızı buraya gelebilir, öyle değil mi? Şurada bir şekil alabilir. Yalnız bu burada bir şekil alırsa şuradaki ve şuradaki şekiller buralara yerleşemeyecektir. Çünkü ben buradaki şekli sadece buraya yerleştirebilirim. Buraya yerleştirdiğim zaman bu sefer yeşili yerleştirebileceğim hiçbir alanım yok. Şurada bir birim kare, burada bir birim, burada bir birim, burada da bir birim kareler olacak. O zaman demek ki ikinci şeklim benim sadece ortaya gelebilir. Şöyle ortaya geldi. Sona da gelemez, başa da gelemez. Bir birim kaydırdığım zaman zaten ortaya denk gelecektir. Şimdi buradan bu şeklin gelme ihtimali zaten bir. Mavi şekle geliyorum. Mavi şekil hem bu buraya gelebilir hem de buraya gelebilir. O zaman iki farklı durumum var. Yeşil şekle geliyorum. Eğer mavi şekli ben buraya yerleştirirsem geriye benim yeşil şekil için iki tane farklı durumum var. Birincisi buradan, ikincisi de buradan gelecektir. O zaman yeşil şeklin gelebilme yerleri de kaç tane? İki tane. Geriye de zaten sarı kalıyor. Yeşil ben buraya yerleştirdiğim takdirde sarı sadece buraya gelecektir. Veya yeşili buraya yerleştirdiğim takdirde sarı sadece buraya gelecektir. Ama bunun ihtimalini düşündüğümde ben hepsini yerleştirdikten sonraki sarıya bakacağım için yeşili yerleştirdim. Sarının gelme ihtimali sadece neresi var? Burası var. Yani 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 2'den ne geldi? 4 geldi. Sekizinci sorumuza bakalım. AB uzunluğu 40 km, AC uzunluğu 80 km. A ve B noktalarından iki araç aynı anda aynı yönde sabit hızlarla hareket ederlerse C noktasında yan yana geliyorlar. A ve B noktalarındaki bu iki araç hızlarını iki katına çıkararak hareket ederlerse C noktasından kaç kilometre uzaklıkta yan yana gelirler diyorum. Şimdi A aracım burada, B aracım da burada. Burada eğer C ile karşılaşıyorlarsa AB uzunluğum 40 km, AC uzunluğum da 80 km ise demek ki buraya kalan nedir? 40 km. Bunlar şuradaki yollarım AB ve BC uzunluklarım o zaman birbirine eşittir. Ben ne diyeceğim? Yol eşittir hız çarpı zamandan. Ben eğer zamanlarım aynı, şimdi şöyle söylersek bu.
Aynı yan yana geliyorlar. İki katını çıkarak hareket ederlerse C noktasına kaç kilometre uzaklıkta yan yana gelirler diyor ya. Bunların ilk yan yana geldikleri saat aynı, öyle değil mi? O zaman zamanlar birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Yani x bölü v, şuradakinin hızına ben v1 dersem, buradakinin hızı şöyle söyleyelim, şuradakine a'ya v1 diye dersem, b'dekine v2 dersem, bunların karşılaşma süreleri aynı olacağı için x bölü v1 eşittir x bölü v2 olmayacak mıdır? Olacaktır. O zaman ben böyle dediğimiz takdirde zamanlar aynı olmuş olacak. O zaman ben 80 A'nın C'ye gitme uzunluğu yolu ne kadar? Şuradan 80 kilometre. Hızı ne kadar? V1 eşittir dedim. B'nin hızı ne kadar? V2. Aldığı yol ne kadar C'ye kadar? 40 kilometre. O zaman 80 bölü V1, 40 bölü V2. Yani bunların birbirine eşit olabilmesi için V1 hızının kaç kilometre olması lazım? 80 kilometre bölü saat olması lazım. V2'nin de 40 kilometre bölü saat olması lazım ki 1 eşittir 1 olabilsin. O zaman V1'e ben 80 dedim. V2'ye de ben ne diyeceğim? 40 diyeceğim. Bana diyor ki bu iki araç hızların iki katına çıkarsın. Bunu iki katına çıkardım. Ne geldi buradan? 160. Bunu iki katına çıkardım. Ne geldi buradan? 80. Şimdi yine aynı şeyleri yapacağım. Yalnız C'den C noktasından kaç kilometre uzakta yan yana gelirler? X kadar uzaklıkta yan yana gelsin. O zaman toplamdaki benim V1'imin yani şuradaki 80 kilometre bölü saat iki katına çıkardığım için 160 kilometre bölü saat oldu artık. 160 kilometre bölü saat hızla giden bir aracımın X noktasına gidebilmesi için kaç kilometrelik yol harcaması lazım? Kx artı 80 kilometrelik yol harcaması lazım. Doğru mu? 80 zaten buradaydı. X kadar götürdüm. X artı 80. Bölü diyeceğim. Hızı ne kadar? 160. Zamanım yine aynı olacak. Aynı yerden gidiyorum bu tarafta. O zaman B'den başladım. Yine aynı şekilde yolum ne kadar olacaktır benim? X artı 40 kilometre. X'im burada. 40'ım burada. X kilometrem de burada. Bunun hızı neydi? İki katına çıkardım. 80. Aynı vakitte olacaklar için birbirine eşit olacaktır. 80'e 160 sadeleştirdim. Buradan ne geldi? 2. O zaman ben içler dışlar çarpımı yaparsam x artı 80 eşittir 2x artı 80 olur mu? Olur. O zaman 80'e 80'ler sadeleşti. 0 eşittir x oldu. Benim buradaki uzunluğu o zaman 0 kilometre miymiş? Yani hiçbir şekilde C'den uzaklıkta yan yana gelmiyorlarmış. Yani yine C noktasında yan yana geliyorlarmış. Zaten mantıken yani ikisinin de hızını iki katına artırıyorsun. Değişen hiçbir şey yok. O yüzden cevabım nedir? Adana. 19. soruya geldim. A ve B birbirinden farklı gerçel sayılardır. A çarpı 2 eksi B'nin tersi eşittir B çarpı 2 eksi A'nın tersi olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi ben burada tersi madem A çarpı 1 bölü 2 eksi B yazabilirim. Eşittir dedim. B çarpı 1 bölü 2 eksi A yazabilirim. Ondan sonra ne yapabilirim? İçler dışlar çarpımı yapabilirim. Ne gelecektir burada? Şuradaki ifadeyi karşı tarafa yollayacağım dedik. Hatta şurayı şöyle yapalım. A bölü 2 eksi B eşittir. B bölü 2 eksi A. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak daha rahat olacak galiba. A çarpı 2 eksi A eşittir dedim. B çarpı 2 eksi B diyorum. Buradan A'yı içeriye dağıtacağım. 2A eksi A kare eşittir. 2B eksi B karedir. Buradan ne yapıyoruz? Şuradaki 2B'yi alayım bu tarafa atayım. 2a eksi 2b. Buradaki a kareyi de alıp bu tarafa atacağım. A kare eksi b kare. Bunu iki parantezine alsam. A eksi b gelmeyecek midir şuradan? İki parantezine aldım. A eksi b geldi. Karşı tarafta da iki kare farkı yok mudur? Vardır. A eksi b. A artı b olacaktır. A eksi b'ler birbirini götürdü. 2 eşittir. A artı b kaldı. Benden neyi istiyor zaten? A artı b toplamını istiyor. O da nedir? C. Geldim 20. soruya. Güler'in bilgisayarında yer alan A klasöründe 120 GB veri bulunuyor. Güler önce, şimdi 120 GB burada. Güler önce A klasöründe bulunan tüm verileri boş olan B, C, D klasörlerini eşit boyutlarda paylaştırıyor. O zaman 3 tane boyut mu var? 120 GB var. 120 GB'ı ben 3'e bölersem her birine 40, 40, 40 mı gelecektir?
BCD klasörlerini paylaştırdım. Daha sonra C klasörüne attığı verilerin 2 bölü 5'ini. C klasörüne attığı verilerin 2 bölü 5'ini, yani 40'ın 2 bölü 5'ini ne yapmış? Sadece 28. 16 GB'ını E klasörüne, geriye kalan verileri F klasörüne. O zaman 16'sı buradaysa F klasörüne kaç kaldı? 30 eksi 16'dan, pardon, 40 eksi 16, çünkü toplamda 40 benim gigabaytım var. 40 eksi 16'dan da ne gelecektir buradan? 24 gelecektir. F de buradan ne geldi? 24 GB geldi. Şimdi buna göre son durumda BE ve F klasörlerindeki verilerin toplam boyutu, BE ve F klasöründeki toplam boyutu A klasöründeki verilerin 2 bölü 3 kadardır. BE ve F'nin toplamına bir bakalım. 40 E'den ne geldi buradan? 16. 40 artı 16 artı 24'ten ne gelecektir? 80. Toplam boyutu başlangıçtaki A klasöründeki verilerin 2 bölü 3'ü kadar mıdır? Bakalım. 80'in 2 bölü 3'üne bakacak olursak ne gelecektir buradan? Şöyle. Bunlar 80. Yalnız başlangıçtaki A klasörünün diyor 120 GB. 120 GB'ın 2 bölü 3'üne bakacağım ben. 120 GB'ın 2 bölü 3'üne bakalım bu eşit mi? 120 ile 3'ü sadeleştirdim. Buradan ne geldi? 4. 2 çarpı 4'ten 8 geldi. Yani 80. O zaman birinci öncülüm doğru mu? Doğru. İkinci öncüle geldim. F klasöründe E klasörüne göre 8 GB daha fazla veri bulunmaktadır. F klasöründe E klasörüne göre 8 GB daha fazla veri bulunmaktadır. F'ye geldim. E'ye göre 8 GB fazla mı? Evet. 16 artı 8'den 24 geldi. Üçüncü öncüle geldim. E klasöründeki verilerin boyutu D klasöründeki verilerin boyutundan büyüktür. E klasöründe 16 veri var. 16 GB'lık yer var. D klasöründe ne kadar var? 40. Daha mı büyük? Hayır, daha küçük olacak. O yüzden cevabım nedir? C. Geldim 21. soruya. Bir sınıftaki öğrenciler için aşağıdaki Venn şemasında münazara kulübünde olanlar M kümesi, gezi kulübünde olanlar G kümesi, Fransızca dersini seçenler F kümesi ile gösterilmektedir. Buna göre bu sınıfta Fransızca dersini seçen herkes münazara kulübündedir. Fransızca dersini seçen herkes münazara kulübünde midir gerçekten? Değildir. Şuradaki olan öğrenci münazara kulübünde değil. Yanlış. Zaten hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bu sınıfta hem münazara hem de gezi kulübünde olan kimse yoktur. Şimdi hem münazara hem de gezi kulübünde. Şöyle bakalım. Münazarayla gezi kulübünün ortak bir alanının olması lazım. Hem münazarada hem gezi kulübünde olabilmesi için. O zaman var mı ortak kesişen bir yer var mı? Yok. O zaman ikinci öncülüm doğru. Geldim üçüncü öncüle. Sınıftaki her öğrenci Fransızca dersini seçmiş veya gezi kulübündedir. Sınıftaki her öğrenciye bakıyorum. Şunları silelim, daha düzgün görünsün. Her öğrenci Fransızca dersini seçmiş veya gezi kulübündedir. Şimdi doğru gibi görünüyor aslında ama şimdi bu sınıftaki öğrencilerin şöyle bir evrensel kümesini bana söylememiş, doğru mu? Şurada da bir öğrenci olabilir. Yani ne Fransızca ne gezi kulübünde olan öğrenciler, olmayan öğrenciler de olabilir, öyle değil mi? Bununla ilgili bana bir şey vermemiş. Doğru gibi görünüyor, evet, ama kesinlikle dediği için buna ne diyeceğim? Yanlıştır diyeceğim. O zaman cevabım ne olacak? Bursa. 22. soruya geldim. Seç otomobil kiralama şirketi otomobillerinin kiralanmasına karşılık müşterilerinden birinci gün için 250. Birinci gün için 250 lira. Sonraki her gün için 100 lira ücret talep etmektedir. Seç otomobil kiralama şirketinden X gününü otomobil kiralayan biri FX lira ödeme yaptığına göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Şimdi birinci gün 250, diğer günler diyoruz şuraya. Diğer günler için kaç lira ödeme yapacaktır? 100 lira ödeme yapacaktır. Toplamda gittiği gün sayısı, kiraladığı gün sayısı X değil midir? Evet. O zaman bir günü buradaysa,
Geriye kalan x eksi bir günde burada olmayacak mıdır? Soru bitti. Şimdi 250 çarpı 1. Bir gün için 250 lira verdim zaten. Diğer geriye kalan günler için ne vereceğim? X eksi 1 kadar gün için her günde de 100 lira vereceğim. O zaman x eksi 1 çarpı 100 olacaktır. Burada bu fonksiyon benim fx fonksiyonum. Ne geldi? 250 artı 100x eksi 100'den ne gelecektir? 250, 150 artı 100x geldi. Fonksiyonum neymiş yani? 150 artı 100x. Hangi seçenek? Deniz. Her bir 5 seçenekli 4 soruya 4 kişinin vermiş olduğu cevaplar ve doğru cevap sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Buna göre arzun doğru sayısı x kaçtır? Şimdi ben burada Soner'in doğru cevap sayısına ne diyorum? 4. Emel 2 tane, Enver 0 tane, Arzu x tane. O zaman demek ki şimdi şurada Enver 0 tane doğru cevap verdiği için demek ki şöyle söyleyelim. Birinci soruda Enver doğru cevap verseydi eğer cevabı A olmayacaktı zaten. Demek ki A yanlış cevap. A yanlış. İkinci soruda Enver için Enver bana yol gösteriyor şu an. İkinci soruda o zaman demek ki B yanlış. B yanlış. Üçüncü soruda ne gelecek? C yanlış. Dördüncü soruda ne gelecektir? D yanlış. Beşinci soruda ne geldi? E yanlış. Şimdi ben geliyorum. Şurada Soner'in doğru cevap sayılarına bakacağım. Soner birinci soruda C'ye o zaman doğru cevap vermiştir. C doğru. İkinci soruda B'ye doğru cevap vermiş midir? Bilmiyorum onu şu an henüz. Üçüncü soruya geliyorum. Soner B'ye doğru cevap vermiş. Dördüncü soruya geliyorum. Soner B'ye doğru cevap vermiş. Beşinci soruya geliyorum. Soner D'ye doğru cevap vermiş. Buradan da Emel'den madem doğru cevap sayısı 4, Emel de burada 2 tane soruya doğru cevap verdiyse şuradaki 2 tane cevabım aynı olacaktır, öyle değil mi? O zaman BB ile BA aynı olacağına göre o zaman şuradaki soru işareti Emel'den ne gelecektir? A gelecektir. O zaman ben burada doğruları nasıl buluyorum? Doğrular dedim. C bu birinci sorum, ikinci sorum, üçüncü sorum, dört ve beşinci sorum. C, A, B ve D olacaktır. Arzu'nun doğru sayısı x kaçtır diyor. O zaman Arzu buradakilerden hangilerine doğru cevap vermiş? Birincisine yanlış vermiş. İkincisine doğru cevap vermiş. B yani üçüncüsüne doğru cevap vermiş. Dördüncüsüne de doğru cevap vermiş. Yalnız beşincisi D olması gerekiyordu. Demek ki buna da yanlış cevap vermiş. Cevabı ne olacaktır o zaman? Denizli. 24. soruya geldim. 24. soru da bana diyor ki aşağıda grafikte A ve B karışımlarındaki su ve şeker miktarları gösterilmiştir. A karışımından 30 gram, B karışımından 20 gram alınarak oluşturulan bir karışımın şeker oranı kaçtır? A karışımından 30 gram, B karışımından 20 gram alınarak oluşturulan bir karışımın şeker oranı kaç? Şimdi A için konuşalım. Toplamda 60 gramım var. 60 gramda 20 gram mı şeker? Evet. B karışımına bakıyorum. Toplamda kaç gramım var? 80 gramım var. 80 gramda kaç gram şeker? 20 gram şeker. Ben buradan A karışımından 30 gram alıyorum. 30 gram aldım. 30 gramda 60 gramda 20 şekerse 30 gramda kaç şeker gelir? 10 gram şeker gelir. B karışımından da 20 gram alıyorum. Buradan 20 gram alırsam 80 gramda 20 gramdı şeker oranım. 20 gramda kaç gramdır? 80, 24 katı değil midir? 20'den de o zaman 4'e bölmüş halini alacağım. 5 gram şeker alacağım. Buradan da 20 grama ne geldi? 5 gram şeker geldi. Oluşturulan toplam karışımın şeker oranını istiyor benden. Toplam kaç gram oldu? 50 gram oldu. Toplam kaç şekerim geldi? 15 gram şeker. 50 gram 15 ise 100 gramda ne gelir? 30 gram gelmez mi? 30 gram şeker gelecektir.
İki katı, bunun da iki katı olmak zorunda. O zaman 30 gram şeker, yani %30 şekerdir. O da 0,3'tür. Beşinci soruya geldim. 20 kişilik bir sınıfta müzik öğretmeni performans notunu tüm öğrencilere 100 olarak vermiştir. Buna göre performans notlarının standart sapması, modu, veri açıklığına bakıyoruz. Standart sapması sıfırdır diyor. Evet, doğru. Çünkü standart sapması farklılık göstermesi demek. Öğrencilerden birisinin 50, birisinin 70, birisinin 80, birisinin 100 alması demektir. Ama burada herkese 100 verdiği için ve performans notları demiş burada. Ona dikkat edin. Performans notları dediği için standart sapması sıfır olacaktır. Farklılaşma yok. Moduna bakıyorum. Modu yoktur. Evet, doğru. Modunun olabilmesi için şöyle bir dalgalanma olması lazım. Böyle bir dalgalanma var mı verilen performans notlarında? Yok. Verilen performans notları her zaman 100 şeklinde her öğrenciye 100 verilmiş. O zaman modu da yoktur. Veri açıklığına bakalım. Veri açıklığına 100'dür demiş. Veri açıklığının olabilmesi için 100 olabilmesi için birine 0 verilmesi, birine de 100 verilmesi lazım performans notunda. O zaman veri açıklığı buradan da 100 değildir, 0'dır. Herkese 100, 100, 100 verilmiştir burada. O yüzden veri açıklığında 100 değildir, burada 0'dır. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş. O zaman cevabım ne? Şöyle. Modu yoktur diyor. Modu vardır arkadaşlar. Burada yanlış söyledim. Modu vardır. Çünkü şöyle gösterelim. Maksimum verilen bir değer var. Doğru mu? Tepe değeri var. Sonuçta maksimum verilen ve çok sık verilen değere ben ne diyeceğim? Mod diyeceğim. O zaman moduna da ben vardır diyeceğim. Yani 100'dür. O zaman 1 ve 2 doğru oldu. Cevabım Denizli. 26'ya geldim. Bir kenar uzunluğu 2 birim olan düzgün altıgen biçimindeki bir levha 6 eşit parçaya bölünerek üzerine bazı motifler çiziliyor. Bu levha ok yönünde köşeleri üzerine döndürülerek başlangıç konumundan bitiş konumuna getiriliyor. AB eşittir 100 birim. Olduğuna göre levhanın bitiş konumundaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, levha buradan başlıyor ve buradan bitecektir. AB uzunluğu 100 birim. Şimdi ben buradaki levhanın her kenarını 2 birim olarak aldığımda çevresine gelecektir buradan. 2 çarpı 6'dan 12 birim gelecektir. Şimdi ben burada 12 birim 100 santim olan, bakın 100 santim olan şuradaki uzunlukta kaç tur attığını bir bulmaya çalışalım. 100 bölü 12'den ne gelecektir buradan? 8. 96 geldi. 4 birimde fazlalığım var. Yalnız A noktasından B noktasına kadar buradan böyle. Ya A'dan ya şuraya kadar hesaplayacağım. Ya da şuradaki A'dan buradaki B'ye kadar hesaplayacağım. Şuradaki uzunluktan şuradaki. O zaman 2 birim de buradan geldi mi? Geldi. Yani 6 birim olacak mıdır? Olacak. Benim o zaman şuradaki alttaki görüntüm ne olmak zorunda? Şuradaki 2, 4, 6. Yani o zaman şuradan ötelersem 2, 4, 6 şeklinde 8 tane tur attı attı. Sonra tekrardan başladığı yere geldi. Artı 4 tur zaten buradaki fazlalığı var. Bir de şuradaki başlangıç noktalarından kaynaklı 2 tur da oradan gelecekti. Şuradaki yıldız aşağıya gelecek. Hangisinde yıldız aşağıda? C. 27'ye geldim. Resimdeki özdeş 3 hediye paketinin birinin içinde gömlek, birinin içinde pantolon ve diğerinin içinde de ayakkabı vardır. Ahmet bu hediye paketlerini rastgele annesine, babasına ve ablasına her birine bir hediye paketi vermek şartıyla dağıtacaktır. Babasına ayakkabı kutusunun gelmesi ve annesine pantolon kutusunun gelmeme olasılığı. Baba diyorum, anne diyorum ve abla diyorum. Şimdi babasına ayakkabı kutusunun gelmesi, ayakkabı kutusu gelecek, annesine pantolon kutusunun gelmemesi olasılığı. Geriye de ne kaldı zaten? Gömlek. Şimdi babaya ayakkabı kutusunun gelmesi, buradaki benim toplamdaki durumum ayakkabı, pantolon, gömlek, ayakkabı, gömlek, pantolon, gömlek, pantolon,
ayakkabı, gömlek, ayakkabı, pantolon. Sonra başka ne gelecektir? Pantolon, ayakkabı, gömlek. Pantolon, gömlek ve ayakkabı. Toplamda 6 tane durumum var zaten. O zaman babaya buradan ayakkabı gelme olasılığı nedir? Babaya ayakkabı gelsin diyorum. Anneye pantolon gelmesin diyorum. Yani anneye gömlek gelecek. O zaman anneye babaya ayakkabı geldiyse anneye o zaman gömlek gelecektir. Ablaya da sadece pantolon gelecektir. O zaman benim sadece 6 tane durumdan 1 tane durumum var. Bu da nedir? Denizli 1/6. 28. soruya geldim. Fotokopi çekeceği sayfaların sırasının karışmasını istemeyen Kerem birden başlayarak her sayfa sırasıyla bir sayma sayısı yazmıştır. Kerem toplamda 612 rakam kullandığına göre kaç sayfa fotokopi çekecektir? Şimdi arkadaşlar burada 1'den 9'a kadar toplamda benim kaç tane rakamım var? 9 tane rakamım var. Burada 10'dan başlayacaktır, öyle değil mi? 19'a kadar geldi. Burada kaç tane sayım var? 10 tane sayım var. Kaç tane rakam kullandım? 10 çarpı 2'den 2 basamaklı olduğu için 20 tane rakam kullandım. Şimdi bu şekilde 19 dedim. 20 mesela, 29'a kadar. Buradan 99'a kadar gidecek midir 2 basamaklı sayılar? Gidecektir. Buradan da kaç tane sayım gelecektir? Yine 10 tane sayım geldi. 10 çarpı 2'den de buradan 20 tane rakamım geldi. Yani 10'dan 99'a kadar kaç tane sayım var? 99 eksi 10, son terim eksi iterim, bölü artış miktarı artı 1'den 90 tane sayım var. Şuradan toplamda 90 tane sayım geliyorsa, her basamağında da 2 rakam kullanıyorsa çarpı 2'den 180 rakam kullanacak mıyım ben? Kullanacağım. Şuraya devam edelim. 180 tane rakam kullanacağım. Şimdi 180 tane rakamı kullandım. Sonra ben artık 100'den başlayacağım. 3 basamaklı sayıda. 199'a kadar geldim. Yalnız burada kaç tane rakam kullandım? 100 tane sayım var. 100 çarpı 3'ten de 300 tane rakam kullandım. Sonra 200'den başladım. Nereye kadar gittiğimi bilmiyorum. Yalnız burada kaç tane terim olduğunu bulabilmek için son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den kaç tane sayı kullandım o zaman ben? X eksi 199 çarpı her sayıdan da 3 rakam geleceği için X eksi 199 çarpı 3 tane rakam kullandım. O zaman bunların hepsini toplayacağım. 9 tane rakamım buradan geldi. Artı dedim 180 tane rakamım buradan geldi. Artı dedim 300 tane rakamım buradan gelecek. Şuradan geldi. Artı dedim. Şuradan da ne gelecekti zaten? X eksi 199 çarpı 3 geldi. Buradan da cevabım ne? 612. O zaman ben gerekli işlemleri yaparsam X değerim buradan X eksi 199 eşittir dedim. Ne gelecektir burada? Çarpı bir de 3'üm var. 612 eksi 489'dan 123 gelir. X eksi 199 buradan 41'dir. X değerim de buradan ne gelecektir? 240 gelecektir. Deniz 29'a geldim. Resimdeki gibi özdeş iki kalem kutusundan birincisi özdeş boyuttaki kalemlerden 2 üzeri x artı 6 taneyle, ikincisi aynı kalemlerden 1 bölü 2 üzeri x sin karesi tanesiyle dolmaktadır. Buna göre iki kalem kutusu aynı kalemlerden kaç taneyle dolar demiş. Şimdi 2 üzeri x artı 6, ikincisi aynı kalemlerden diyor. Bak dikkat et. 1 bölü 2 üzeri x'in karesi değil midir? Evet. Aynı kalemlerle dolacağı için ve özdeş kutular. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. O zaman 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 6 eşittir. 1 bölü buradan ben bunu 1'in karesi bölü 2'nin x'inci kuvvetinin karesi diye yazarım. 1 bölü üstün üstü ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. 2 üzeri x dedim. İçler dışlar çarpımı yaptım. 2 üzeri 3x eşittir. 1 bölü 2 üzeri 6 oldu. Yani 2 üzeri 3x eşittir. 2 üzeri eksi 6. 3x buradan ne gelecektir? Eksi 6. X dediğim şey neydi? Eksi 2 oldu. Şimdi
İki kalem kutusu aynı kalemlerden kaç tanesine dolar diyor. İki tane kalem kutum var. Aynı kalemlerden dolacak. Bir tanesi 2 üzeri x artı 6 taneyle dolmuştu. İki tane istiyorum ben. Çarpı 2 diyeceğim o zaman. X'i götürdüm. Eksi 2 diye yerine yazdım. Ne gelecektir buradan? 2 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 çarpı 16, buradan da 32 tane gelir. 30. soruya geldim. Resimdeki masada yan yana duran 7 sandalyeye hakim ve savcılar oturuyor. Bu kişilerden her birinin hemen sağında ya da hemen solunda sadece bir hakim vardır. Buna göre masada kaç savcı vardır diyor. Birinci duruma bakıyorum. Hakim olacak, savcı olacak. Şimdi her birinin hemen sağında ya da hemen solunda diyor. Her birinin hemen sağında ya da hemen solunda demesi. Ben buraya hakimi koyarsam buraya savcıyı koymak durumunda kalırım. Buraya tekrardan hakim koyamam. Ya sağında olacak ya solunda olacak, öyle değil mi? O zaman ben buraya da yine ne koyacağım? Savcı koyacağım. Tekrardan hakim koydum. Hakimin yanına ne koyacağım? Savcı koyacağım ki ya sağında ya da solunda hakim olabilsin. Çünkü buradaki savcıya bakıyorum. Aynen, savcıya bakıyorum. Sağında hakim var. Solunda savcı var. Ya hakim ya savcı olacaktı zaten. O zaman bir tanesini sağlaması yeterli. O zaman buraya tekrardan ne söyleyeceğim? Savcı getirebilirim. Buraya da aynı şekilde ne getirebilirim? Hakim getirebilirim. İkinci duruma bakıyorum. Savcı gelebilir. Savcının yanına savcı gelebilir. Veya buraya ne gelebilir? Hakim gelebilir. Tekrardan savcı gelebilir. Savcı gelebilir. Hakim gelebilir, savcı gelebilir. Şimdi savcının sağında veya solunda bu durumdayken eğer sağında veya solunda hakim olmuyor. Doğru mu? Şuradaki savcının sağında veya solunda hakim olacak. Tamam, buradakinin sağında var ama solunda olmaması önemli değil zaten. Bir tanesi sağlaması yeterli. Ama şuradakini sağlamadığı için buradaki durumu zaten elendi. Geriye zaten bir tane durumu kaldı. Buradan da kaç tane savcım var? 4 tane savcı var. Masada da kaç savcı olduğunu soruyor. Cevabı Denizli.